Markalar yıllardır araba üretirken tasarım, kalite, konfor ve yakıt verimliliği gibi başlıklara büyük önem veriyor. Kimisi beğeniliyor, kimisi çok sevilmiyor, kimileri de kronik problemlerle geliyor. Ancak hem kullanıcının hem de satıcının önem verdiği çok büyük bir başlık var. O da güvenlik. Çünkü hem kullanıcının hayatını koruyor hem de satıcının prestijini. Mesela arabadan anlamıyor bile olsanız size en güvenli araba hangisi diye sorsam %80'iniz aklınızdan Volvo'yu geçirir. Otomobil deyince akla gelen ilk markalardan birisi de tabii ki Ford. Henry Ford tarafından 1900 1903'te Amerika'da kurulan Ford, tarihin ilk otomobil üretimini yapan ve otomotiv sektörünün kurucularından birisi. Ford gerçekten yıllardır fiyat performans konusunda çok iyi araçlar üretiyor. Ve düşük maliyetine rağmen yüksek konforuyla da öne çıkıyor. Hatta alırsın Ford, olursun Lord diye dilimize kazınmış bir deyim bile var. Ancak kalite ve doğru parçalar her ne kadar en değerli unsurlar gibi görünse de etik kavramının da ne kadar önemli olduğunu kanıtlayan bir olay yaşandı 1971'de. Ford yeni piyasaya süreceği Pinto modelinde araç başına 11 dolar kar etmek için bazı durumları göz ardı etmiş ve yapılan mühendislik hataları 180'den fazla insanın ölümüne yol açmıştı. İşte bu hikaye her ne kadar büyük umutlarla üretilse de abartı değil dokununca patlayan Ford Pinto'nun piyasadan toplanmaya kadar giden hikayesi. Tutunamayanlara hoş geldiniz. Bugün hepimizin bildiği ve en azından Türkiye'de ulaşması zor markalardan birisi Chrysler. 1970'lerde batmaya yüz tutan markanın yeniden doğuşunu sağlayan isim ise Lee Iacocca adındaki bu adam. Ancak onun başarısı her ne kadar Chrysler'le birlikte başlasa da hikayesi 1948'de işe girdiği Ford'a dayanıyor. Mühendis olarak başladığı Ford kariyerinde reklam ve pazarlama departmanına geçmiş, hatta 1960'da başkan yardımcılığına ve genel müdürlüğe yükselmişti. Yani artık kurucu Henry Ford'un ölümünden sonra şirketin başına geçen oğul Henry Ford'un arkasında ikinci adam rolündeydi. Ve 1968'in sonlarında markanın mühendislerinden düşük maliyetli bir araç üretmelerini istedi. Aracın fiyatı 2000 dolar civarında olacaktı. Ekibe hayalindeki aracın başlıca özelliklerini anlatırken küçük, hızlı, hafif ve ucuz olarak anlatmıştı. Ve çalışmalar başladı. O dönemde Ford çalışanları 43 aylık gibi bir sürede hem tasarım hem de üretim aşamasını tamamlayabiliyordu. Ancak Iacocca bu aracın 1971'de yollarda olmasını istedi. Yani şu anda eldeki süreç yaklaşık 24 aydı. Süreyi daraltıp iş gücünü ve dolayısıyla maliyeti azaltmak, 2000 dolardan satılacak bir araçtan kar etmek için oldukça mantıklıydı. Bir diğer kısıtlama ise tasarım üzerineydi. Önemli olan motor ve iç aksamın tasarımı değil, aracın stili yani dışarıdan görünümüydü. İşte bu bu yüzden mühendislik çalışmaları ikinci planda kaldı ve güvenlik anlamında yaşanacak zaafiyetlerin ilk adımı da burada atıldı. Üstelik sadece burada değil, az sonra daha detaylı anlatacağım şekilde özellikle güvenliğe dair pek çok detay göz ardı edilmiş. Herkes farkında olmasına rağmen araç tam anlamıyla patlamaya hazır bir bomba olarak piyasaya sürülmüştü. Öyle de oldu. 1971'de Ford Pinto yollara çıktı. İlk kötü haber ise çok kısa süre sonra 1972'de geldi. Lily Gray adındaki bir kadın Ford Pinto aracının içinde trafikte orta şeritte bekliyordu. O sırada arkadan gelen bir yaklaşık 80 kilometre hızla Pinto'ya çarptı ve sadece birkaç saniye içinde aracın tamamı bir alev topuna döndü. Lili başlangıçta ağır yanıklarla araçtan canlı çıkarılsa da sonrasında kalp yetmezliği yüzünden hayatını kaybetti. Arka koltukta oturan Richard Grincho da ağır yanıklarla çıkarılmış ancak hayatta kalmayı başarmıştı. İşte bu kaza her şeyi gün yüzüne çıkaran olay oldu. Aracın benzin deposu arka bölümdeki aksın üzerine yerleştirilmişti ve bu olabilecek en kötü konumdu. Çünkü araç ağır bir kaza yapmasa da ufak bir temas bile arka akstaki diş şillerin benzin deposunu delmesine yol açabilirdi. Herkes bunun farkındaydı. Tasarımcılar, mühendisler ve yöneticiler ama kimse bir şey yapmadı. Aracın küçük yapısı sebebiyle güvenlik boşluğu kısmı çok azdı. Üstelik ucuz bir maliyet ve düşük bir satış fiyatı belirlendiği için de arka tampon için kullanılan malzeme oldukça dayanıksızdı. Aslında tasarımcılar benzin deposunun yerini değiştirerek bu sorunu çözebileceklerini söylediler. Ancak bu değişiklik araç başına maliyeti 11 dolar artıracaktı. Bir başka çözümse benzin deposunu kauçukla kaplayarak delinme riskini ortadan kaldırmaktı. Ancak bunun maliyeti 11 dolardan da fazlaydı. İşte tüm bu çözümler masaya yatırılmış ve masadan hiçbir şey yapmama kararıyla kalkılmıştı. Sonuçta aracın piyasaya sürülmesi için hükümetin şart koştuğu güvenlik gereksinimleri sonuna kadar karşılanıyordu. O zaman ortada bir sorun yoktu. Yani Ford Pinto bile isteye bu hatayla piyasaya sürüldü ve kullanıcılara satıldı. Gray'in kazası da işte bu hata yüzünden ölümle sonuçlanmıştı. Arkadan gelip Pinto'ya çarpan araç tamponu adeta bir kağıt gibi ezmiş ve benzin deposunu ileri doğru itmişti. Orada bulunan bir aksa ve dişliğe çarparak delinen benzin deposunun içindeki yakıt aracın içine akmış ve ortaya çıkan yangın bir felakette sonuçlanmıştı. Bu ilk ölümün ardından elbette Ford için de bir kez daha çözümler yatırıldı masaya. Önceki çözümlere ek olarak benzin deposunun konumunun bu kez başka bir yerle değiştirilmesi ya da deponun tamamen bir şok önleyiciyle kaplanması ihtimali yatırıldı masaya. Tüm bu çözümleri en az maliyetli olanı ise az önce anlattığım araç başına 11 dolardı. İşte burada mühendisliğin, bilimin ya da yasaların yanında yazılı olmayan etik kuralların önemi belki de tarihte ilk kez bu kadar keskin olarak ortaya çıkmıştı. Üretilen 12,5 milyon aracın tanesi 11 dolardan tamir edilmesi markaya yaklaşık 137,5 milyon dolara mal olacaktı. Bu sayede güven artacak ve araç içinde yolcular ölmeyecekti. Ancak yönetim bu yöntem dışında bir başka hesaplama daha yaptırdı. Bu hesaplamaya göre pintolar trafikte kalmaya devam Devam edecekti. 1972'de Lily Gray ve sonrasında yaşanan diğer kazalar için açılan davada Amerikan Ulusal Karayolu Güvenliği Dairesi Ford'a 200 bin dolar ceza kesmişti. Ölümlü bir kaza olduğu için 200 bin dolar. Yaralanmalı kazalarda bu ceza 60 bin dolar eğer araç yanarsa da 700 dolar olacak şekildeydi. İşte Ford burada daha güvenli bir araç satmak veya kullanıcıların hayatını önemseyen bir marka olmak yerine parayı seçti. Canlı bomba olan pintoları tamir edip 137,5 milyon dolar harcamak yerine insanların ölümü ve yaralanması sonucunda açılan davalarda para ödemeyi daha makul ve daha karlı buldu. Trafikte kaldığı sürece 180 ölü, 180 yaralı ve 2100 aracın yanması sonucunda görülen davalarda Ford 49,5 milyon dolar ödedi. Kağıt üstüne baktığımızda gerçekten bu karlı bir işlemdi. Ancak insan hayatı son derece arka planda bırakılmıştı. İnsanların ölümünü izleyip ceplerine koydukları parayı sayan marka bu yöntemi izlemeye devam etti. Ta ki 1978'e kadar. İşte bu yıl oğul Henry Ford'la Lee Iacocca arasında büyük bir tartışma çıktı. Henry Ford'a göre Iacocca'nın izlediği bu yol kısa dönemde Ford için karlı görünse de uzun vadede markanın adına, güvenilirliğine ve saygınlığına büyük bir leke sürecekti. Iacocca 78'de adeta Ford'dan yaka paça kovuldu ve Chrysler'de çalışmaya başladı ki video başında da söylediğim gibi batmaya yüz tutan bu markanın tekrar doğuşu yine Iacocca sayesinde olacaktı. İsterseniz bu Chrysler'in yükselişi hikayesini de başka bir videoda anlatabilirim ama şimdi gelin Ford Pinto'nun hikayesini bir tamamlayalım. 78'de Iacocca ayrıldıktan sonra Ford hatasını kabul etti ve büyük bir geri çağırma kampanyası başlattı. Bu süreçte tam 1,5 milyon Ford Pinto tamir edildi. Tarihin en büyük geri çağırmalarından birisine imza atan Ford uzun vadede bu konuda kar edeceğini düşünse de o dönemde markanın adına ve güvenilirliğine çok büyük leke sürülmüştü. Bugün Ford o günün etik yoksunluğundan uzak, makul ve mantıklı kararlarla gerçekten özellikle orta seviye kullanıcı için çok iyi araçlar üretse de o dönem satışları büyük oranda düşmüştü. Tamir edip tekrar piyasaya sürülen Ford Pinto'ya olan güven neredeyse sıfıra inmiş ve insanlar asla bu aracı tercih etmemişti. Ve böylelikle büyük umutlarla piyasaya sürülen Ford Pinto tutunamayanlar arasında yerini almış oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.